kedicikler. Çok tatlıyız. Ama en tatlı benim. Miyav. Uzay gemisi. Bir gece tatlı kedicikler arkadaşları Lekeli'nin evindeydi. Her gece yıldızlara bakıyorum. Umarım bir gün gerçek bir uzay gemisi görüp onlarla tanışırım. Ama şimdiye kadar kimse bir uzay gemisi görmedi. Ha, evet biliyorum. Kedicikler, eve dönme vakti geldi. Bizi misafir ettiğin için teşekkür ederiz. Uzay gemilerinin dünyayı ziyaret edip etmeyeceğini kimse bilemez ama henüz gelmedikleri kesin. Lekeli onlarla gerçekten tanışmak istiyor. Belki de sonsuza kadar bekleyecek ama bu hiç olmayacak. Sonsuzluk gerçekten uzun bir süre. Onun için çok üzülüyorum. Neden Lekeli için kendimiz taklit etmiyoruz? Ona uzaydaki bir gezegenden geldiğimizi söyleyebiliriz. Harika fikir. Ne kadar heyecanlanacağını bir düşünsenize. Yaşasın! Miyav, 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 miyav. Ertesi sabah kedicikler uzak bir gezegenden geliyormuş gibi giyindi. Üstlerine yağmurluk, antenli taç giydiler ve havalı güneş gözlükleri taktılar. Ay! Bir saniye. Yardım ettiğin için sağ ol. Hey, sesimizi de değiştirmemiz gerekmiyor mu? Kendi sesimizle konuşmayalım, Lekeli tanınır. Uzaydan sana selam getirdik dünyalı. Bizler çok uzaktaki kedi gezegeninden gelen dostlarınız. Bizler dost canlısıyız. İnanmıyorum, uzaydan geldiniz, bu harika. Hey. Ha, ben de gelmenizi bekliyordum. Sanırım dilimizi öğrenmişsiniz. Kedi gezegeninde acaba hangi dil konuşuluyor? Şuna benziyor. Miyav 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 miyav. Bu çok komikmiş. Bana geldiğiniz gezegenle ilgili bir şeyler anlatsanıza. Bizim gezegenimizde yer çekimi o kadar kuvvetlidir ki herkesin çömelip dört ayağının üstünde yürümesi gerekir. Dört ayağımızı ilginç uzay ağaçlarına tırmanmak için de kullanırız. Ve eğer aşağı düşersek de... Her seferinde dört ayağımızın üstüne düşeriz. Ve bazen yerde ışıklar belirir. Biz de onları yakalamaya çalışırız. Bu gezegenimizin en popüler oyunudur. Ne harika bir yermiş. Ben de size burada nasıl yaşadığımızı anlatayım. Bu bir roket. Uzaya gitmek için tasarlandı. Bu da bir salıncak. Bu bir futbol topu. Lekeli kediciklere birçok şey anlattı. Kedicikler bunları tabii ki biliyordu. Bu bir yastık. Uyurken başımızın altına koyuyoruz. Bu bir saat. Bunun işi size zamanı söylemektir. Bu bir teleskop. Babam bana bu sabah hediye etti. Bu bir kitap. İçinde resimler vardı. Öğle yemeğine geç kalıyoruz. Lamba. Çoktan evde olmalıydık. Evet ama nasıl döneceğiz? Benim çok iyi bir fikrim var. Pencereyi bu şekilde açıyoruz. Ve bu şekilde kapatıyoruz. Bu da... Çok teşekkür ederiz dünyalı. Ama artık gitmek zorundayız. Eğer gitmezsek uzay gemimiz bizsiz gider ve biz de burada... Yoksa sizin gerçek bir uzay geminiz mi var? Onu görmem lazım. Koşun! Bekleyin, ben de geliyorum. Uzay geminiz nerede? Havalı bir şey mi? Olamaz. Lekeli biz olduğumuzu anladı işte. Biz sadece uzaydakilerle tanışmak için sonsuza kadar beklemeni istemedik. Onun için de kendimiz onların taklidini yapmaya karar verdik Lekeli. Çok üzgünüz. Başından beri siz olduğunuzun farkındayım çocuklar ama bu gerçekten harikaydı. Bu akşam neden bize gelmiyorsunuz? Yeni teleskopumla yıldızlara bakarız, ne dersiniz? Yaşasın! Miyav 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 miyav. Bakın bu balık takım yıldızı. Bu da büyük kedi takım yıldızı. Bu dört yıldız kedinin kuyruğu. Bakın. Tatlı kedicikler için gece gökyüzü o kadar güzeldi ki ona sonsuza kadar bakabilirlerdi. Hepimiz yıldızlara bakabilir ve hayal kurabiliriz. Karlı yamaçlar ve kar kayakları. Karlı bir sabahta tatlı kedicikler dışarı çıkıp kızakla kaymak ve oyun oynamak için sabırsızlanıyorlardı. Oh, günaydın tatlı kedicikler. Bu kadar erken nereye gidiyorsunuz? Dışarı, kızakla kaymaya. Ama bütün gece kar yağdığı için kaydırak tamamen karla kaplıydı. Kaydırağımız nereye? nereye gitmiş? Hadi kaydıran yaptığı yamaçtan aşağı kızakla kayalım. Harika fikir. Miyav 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 miyav. Çok eğleneceğiz. Ama kızaklarıyla doğrudan yumuşak kara çakıldılar. Bu kaydırakta kaymaktan çok daha zor. Hey, galiba ben burada görebiliyorum. O zaman biz de kazarız. Çok kolay olacak. Hadi başlayalım. Ama kaydırağın üstündeki karı kazmak düşündüklerinden daha zordu. Biz bunu kazana kadar mevsim yaz olur ya. Babacığım, babacığım. Kaydıraktaki karı temizlememize yardım eder misin? Tabii ki ederim. Ama önce televizyondaki kar kayağı yarışını izleyeyim ha. 3 numara yamaçtan hızla aşağı iniyor. Ne iniş ama. Vay, ben de böyle kaymak istiyorum. Bravo. Harika. Kar kayağı için çok daha geniş bir yamaç gerekli. Bizim kaydırak yeterince büyük ve güvenli değil. Şu anda kaydırağımız bile yok baba. Anneciğim. Kaydırağın üstündeki karı temizlememize yardım eder misin? Üzgünüm canlarım ama spora geç kaldım. Kaydırak karla kaplıysa neden başka bir şey oynamıyorsunuz? Ama tatlı kedicikler başka bir şey oynamak istemiyordu. Kara tuz serpince tamamen eridiğini duymuştum. Peki ya tuz? Kaydırağımızı da eritirse? Belki de bir buldozer bulmalıyız. O zaman kaydırağı hemen temizleyebiliriz işte. Bence buldozer karın dışında başka şeyleri de temizleyebilir. Hey kaydırağımız! O zaman dev bir kar topu yapalım. Sonra da onu aşağı itelim ve inerken bütün karı temizlesin. Bu harika bir fikir. Etkileyici bir kar topu olmayın. Gereken tek şey onu aşağı yuvarlamak. İtin, itin ve... Kim var orada? Çok tuhaf. Burada kimse yok. Kaydırak şimdi öncekinden daha fazla karla kaplıydı. Kocaman dağ buldozer gelse bile temizleyemez şimdi. Benim çok iyi bir fikrim var. Biri bana yardım edebilir mi? Hey, bu babamın kayağı. Babalarının kayağı yumuşak karda kaymak için birebirdi. Vay canına. Vay canına. Spor salonundaki dersim iptal edildi. Ama sizinle kaymak daha eğlenceli. Affedersin. Yaşasın. Yaşasın. Miyav, 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 miyav. Bu dev tepe kar kayağı yapmak için ideal görünüyor. Babanız size bunun nasıl yapıldığını gösterecek. Karlı yamaçlar çok eğlenceli olabilir. Ama bütün aile birlikte olunca çok daha eğlenceli olur. Film yapımcıları. Bir gün kurabiye, şeker ve puding yeni projeleri için çok heyecanlıydı. Bu ses de ne? Balina gibi. Bu babamız. Merhaba çocuklar. Bir film çekmek istiyoruz ama nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Bir yönetmene, senaryo yazarına ve kameramana ihtiyacınız var. Peki ama bu kelimeler ne anlama geliyor? Senaryo yazarı bir hikaye yazar. Yönetmen oyunculara ne yapacaklarını söyler. Ve kameraman da bütün bunları kameraya kaydeder. Hey, ben hikaye anlatmayı severim. Ben de insanlara ne yapmaları gerektiğini söylemeyi severim. Öyleyse ben de kameraman olacağım ama bir sorun var, benim bir kameram yok. Buna gerek yok. Artık telefondan da film çekebilirsiniz. Anne! Bir film çekeceğiz. Telefonunu film kameramız olarak kullanmamıza izin verir misin? Elbette ama sakın kaybetmeyin. Tamam. Miyav 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 miyav. Filmin oyuncuları da geldi. Duman, Lekeli ve Cupcake. Miyav. Bu kostümler de ne böyle? Filmimiz korsanlarla ilgili olacaktı. Ben güzel bir korsan prenses olacağım. Ben de Ar gezegeninden gelen bir uzay korsanıyım. Piyo piyo piyo. Ve ben de geleneksel bir palyaço korsanım. Ben karavanıma gidiyorum. Bunu yapabiliriz. Ama önce bir gemiye ihtiyacımız var. Süpürge ve yatak çarşafı koltuğu harika bir yelkenliğe dönüştürüyor. Kamera açık mı? Aha. Pekala, motor. Motor dediğimde oyuna başlayın, yoksa filmimiz sıkıcı olur. Gemiyi sallasak nasıl olur? Sanki fırtına varmış gibi. Ben de zıplayabilirim. Sonuçta bir palyaçoyum. Yavaş olun, yere düşeceğiz. Kestik. Bu da neydi böyle? Hay aksi, sanırım gemimiz battı. Piu piu. Bu şartlar altında nasıl çalışacağım? Olacakları görene kadar bekle. Balina geliyor. Peki balina rolünü kim oynayacak? Kim olabilir? Bütün gün uykusunda balina sesi çıkarmakla uğraşıyor. Babacık doğal bir yetenek. Ben bir balinayım. Sanırım artık şarkı söyleme vaktim geldi. Ama anneannenin filmde olmaması gerekiyor. Ah, şimdi anladım. Telefon çalıyormuş. Merhaba anneanne. Hayır, annem değilim. Ben Puding'im. Film çekiyorum. Puding tatlım. Orman çok huzurlu bir yer. Çok sakin ve dingin. Bir türlü suratım kadar sevimli. Hey Puding, hepsini kaydettin mi? Bilmiyorum. Çünkü annemin telefonunu kaybettim. Olamaz. Anneniz buna çok üzülecek. Onu bulmalıyız. Filmimiz onun içinde. Demek dans ayakkabılarım buradaymış. Barbekü çatalını buldum. Hayır, sadece soracağım. Bulamadık. Annemize ne diyeceğiz şimdi? Sanırım bu sahne için bir fikrim var. Ama balinanın telefonuna ihtiyacım olacak. Şeker'in iyi bir fikri var. Ve film kamerası bulundu. Yaşasın! O gece filmin ilk gösterimini yaptılar. Ya filmimizi beğenmezlerse ne olacak? Merhaba anne. İşte karşınızda Hırçın Deniz'in korsanları. Tüylü suratım kadar sevimli. Bravo. Lütfen herkes beni dinlesin. Bu film yılın en iyi filmi ödülünü almaya hak kazandı. Harika! Miyav, 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 miyav. Filmin yapımcıları lezzetli ödüllerini almak için öne çıksın lütfen. İşte Kurabiye, Şeker ve Puding muhteşem filmlerini bu şekilde yaptılar ve Kedi Akademisi ödülünü kazandılar. Çamurlu eğlence. Kurabiye, Şeker ve Puding karın nihayet eridiğini görmekten son derece mutluydu. Ne zamandır bunu bekliyorduk. Ve sonunda geldi işte. Güneş Hanım'ı kastediyorsun. Hayır, yeni tahterevalliyi söylüyorum. Çok güzel. Miyav, 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 miyav. İlk giden kapar. Evet. Kurabiye. Yeni tahterevalli yapışkan kirli bir çamur birikintisinin tam ortasındaydı. Yürüyerek tahterevalliye gitmeye kalkarsak her tarafımız çamur olur. Babam burada olsaydı hiç sorun olmazdı. Üçümüzü de kucağına alır tahterevalliye taşırdı. Ama Puding, babam bize yardım edemez. Şu an işte. Merhaba. Doğru ya, ben fabrikada çalışıyorum. Bir dakika, çamurlanmamak için ayaklık kullanabiliriz. Başka güzel önerilerin de varsa söyle Kurabiye. Çamurun üstüne bir şey koyup onunla karşıya geçebiliriz. Peki ne yapalım? Hey, ben ne yapacağımızı biliyorum. Çok derin değil. Bakın çocuklar, lastik çizmelerle rahatça çamurdan geçebiliriz. Şimdi tatlı kediciklerin yüzlerinde gülücük, ayaklarında da lastik botlar vardı. Ama Cupcake'le Gece de tahterevalliye ulaşmaya çalışıyordu. Hadi Cupcake, dikkat et Gece. Üstüm başım çamur olursa bu kadar şık görünemem. Miyav! Kirli çamur. Şeker, ilk binen olmak ister misin? Evet, çok teşekkürler Cupcake. Ha, bu iş çok eğlenceli olacak. Ama lütfen çizmelerime çamur sıçratmayın. Olamaz. Her taraf çamur oldu. Gece bile baştan aşağı çamura bulanmış. Gülmeyin, elbisem battı. Benim de gömleğim. Ah Puding, ağlama. Birikintideki suyla seni temizlerim. Ama ne yazık ki suyla silince çamur daha çok dağıldı. Şimdi daha kirli oldum. Nasıl olsa üstümüz başımız kirlendi. Bence artık çamurun tadını çıkarabiliriz çocuklar. Kurabiye, özür dilerim ama bu çok iğrenç. Çocuklar, üstümüzü başımızı kirlettiğimiz için annemiz çok üzülecek ama. İyi de bu çamuru biz getirmedik ki. Dışarıda oynamaya çıkmadan önce çamurun kurumasını beklemeliydik. Bu çamur ne zaman kurur? Sanırım yaza kadar kurumuş olur. Vay, çok eğlenmişe benziyorsunuz. Üstümüze çamur bulaştırdığımız için çok üzgünüz. Ama merak etme, bundan böyle dışarı çıkmamaya karar verdik. En azından yaz gelene kadar. Yaza kadar dışarı çıkmayacak mısınız? Anne, sen de bizim gibi çamurlandın. Doğru, ama bu kadar çamurdan kimseye zarar gelmez. Ama üstündeki giysi mahvolmadı mı? Yok canım, sadece biraz kirlendi. Ama çamaşır makinesi her şeyi pırıl pırıl yapar. Yaşasın! Hep birlikte çamaşır makinesini alkışlayalım. Evet, giysiler makinede yıkanabilir. Ama onları bilerek kirletmek hiç hoş değil. Sonuçta hasta olabilirsin. Çamur kuruyana dek içeride beklememiz gerekmiyor mu? Tabii ki hayır. Dışarı çıkmak yararlıdır. Çamur olsa bile. Bu harika! Miyav, 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 miyav. Ve tam o anda baba eve geldi. Yani çamur içindeki o kişinin baba olduğunu düşündüler. Merhaba. Araba çamura saplandı. Ben de inip itmek zorunda kaldım. Çamur tatlı kediciklerin çamur gergedanı gibi görünmesine neden oldu. Çamaşır makinesi çamurlu giysileri tertemiz yıkadı. Daha sonra ailece biraz daha eğlenmek için tekrar dışarı çıktılar ve kimse üstüne biraz sıçramasından rahatsız olmadı. Tüylü hırsız. Bir gün tatlı kedicikler her zamanki gibi odalarında oyun oynuyordu. Ta ki garip bir şey fark edene kadar. Ne? Puding, parlayan yeni düdüğümü gördün mü? Sen mi aldın? Ben de değil. Şeker, yeni düdüğüm yok. Biraz bekle. Önce diğer renkli saç tokamı bulmalıyım. Hayır, sen almadın değil mi? Benim de büyütecim yok. Şeker, sen mi aldın canım? Senin büyütecini niye isteyeyim? Ama benim saç tokama ikinizden biri almış olmalı. Ben değildim. Senin saç tokanı görmedim. Senin büyütecini ama düdüğümü istiyorum. Ama benim saç tokamı kim aldı? Büyütecimi bana geri ver. Hadi canım lütfen. Pekala. Bütün bu kavga da nedir böyle? Şimdi hanginiz bana küpemin diğer tekinin nerede olduğunu söyleyecek? Biz almadık ki. Bu demek oluyor ki evimizde bir hırsız var. Evde gerçekten bir hırsız olsaydı muhtemelen onu fark ederdim. Ha? Neler oluyor? Jöle kaşığım tam da buradaydı. Nerede bu? Oh, anladım. Evde bir hırsız varmış. Sadece hırsızın ne istediğini bulmalıyız. Ama ilk önce aldığı eşyaları neden aldığını anlamalıyız, değil mi? Kaşık, küpe, büyüteç, saç tokası ve düdük. Jöle kaşığı aldığına göre gerçekten jöleyi seviyor olmalı. Tabii ki herkes jöleyi sever. Bu pek yardımcı olmadı. Küpemin diğer tekini almış. Ve benim diğer saç tokamı. Bu da hırsızın bir kadın olduğu anlamına gelir değil mi? Belki de büyütecimi göremediği için almıştır, olamaz mı? Ve spor seviyordu. Çünkü benim de hakem düdüğümü aldı. O zaman hırsız anneannem mi oluyor? Elbette. Anneanneniz çok akıllı bir kişidir. Durun bir dakika. Kanıtsız bir şekilde birini suçlayamayız. Yapmamız gereken hırsız için biraz yem bırakmak. Bütün bunların ortak noktası ne? Bir kere hepsi parlak. Babanın araba anahtarı parlak olduğundan onu yem olarak kullandılar. Herkes nefesini tuttu ve hırsızın kim olduğunu görmek için bekledi. Anlaşılan hırsız bir saksağın gibi duruyor. Araba anahtarlarına gitmesine izin vermeyin. Harika. Şimdi nasıl işe gideceğim ben peki? Bekle canım. Panik yapma. Tüm kayıp şeylerin nerede olduğu hakkında bir fikrim var. Şuna bakın. Burası bir hazine sandığı gibi. Bu hırsızın tek kurbanları biz değilmişiz gibi duruyor. Tatlı kedicikler komşularını aradı ve komşular da hırsızın yakalandığını duyar duymaz koşarak geldi. Hepsi parlak şeylerini kaybetmişti. Sadece bizim eşyalarımız kaldı değil mi? Küpen canım, büyütecin, saç tokan, düdüğün, anahtarların ve kaşığım. İşte bu kadardı. Hadi eve gidelim. Kuş için kendimi kötü hissediyorum. Işıltılı şeyleri gerçekten seviyor ama geriye hiçbir şeyi kalmadı. Baksana, benim bir fikrim var. Zavallı saksağın için gerçekten parlak başka bir şeyler bulmaya ne dersin? Tamamen onun olacak parlak şeyleri olur ve kimse ondan geri almaya çalışmaz. Bu harika! Miyav, 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 miyav! Böylece tatlı kedicikler saksağın için güzel, parlak bir şişe kapağı bıraktı ve tüylü hırsız sayesinde birini suçlamadan önce her zaman gerçekleri ortaya çıkarmak gerektiğini anladılar. Özellikle anneannenizi suçlamadan önce. Bavul toplamak. Bir gün baba kedi başka şehirde bir iş gezisine çıkacağını söyledi. Tren biletime bakın çocuklar. Saat 3'te kalkacak. Büyük bir aşçılık konferansına gideceğim. Bu çok harika ve heyecan verici tatlım. Fazla zamanımız yok. Hazırlanmana yardım etmeliyim. Baksanıza, oradan oraya koşturuyorlar. Elbette öyle. İş gezisi için hazırlanmak çok önemli bir şeydir. İhtiyacın olabilecek her şeyi düşünmek zorundasın çünkü. O zaman babamızın toplanmasına yardım edelim. Böylece önemli bir şeyi almayı unutmaz. Hadi yardım edelim. Miyav, 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 miyav. Pekala, babam yanında ne götürmeli? Kişisel bakım ürünleri değil mi? Diş fırçası, havlu, duş bonesi, sabun, banyo süngeri, saç kurutma makinesi. Bunu da götürmeyi unutmamalı. Babamın banyoda hep yanına aldığı plastik ördek. Doğru. Ve şimdi sıra yiyecek ve uyku eşyasında. Öncelikle akşam yemeği yapması için tabak, çatal, kaşık, bardak, yastık ve su ısıtıcısı. Çay yapmak isteyebilir. Ve çayın yanında reçel de gerekir. Ahududu mu yoksa çilek mi? Neden ikisi de olmasın? Eyvah! Az kalsın peçeteleri unutuyordum. Hava soğuyabileceğinden kazak ve atkı gibi kalın giysiler de almalı. Ve yağmur yağarsa diye şemsiye ve yüzmek isterse diye paletler. Ve sel basarsa diye şişme yataktan bir sal. Harika. Geriye ne kaldı? Tatlı kedicikler babalarının neye ihtiyacı olacağı konusunda epeyce düşündü. Şimdi tüm bunları bavula yerleştirmeliyiz. Neredeyse bitti. Yapmaları gereken tek şey bavulları kapatmak. Evet, harikayız. Babamızın bavullarını hazırladık. Baba! Vay, taşınıyor muyuz yoksa çocuklar? Babamızın bavullarını hazırladık. Artık gitmeye hazır. Oh, vay be. Çok tatlısınız çocuklar. Ama 2 günlük bir yolculuk için biraz fazla. Oh! Çok iyi bir fikrim var. İhtiyacın olmayan şeyleri çıkaralım ve gerçekten lazım olan şeyleri bavula bırakalım. Ne dersin? Ve babalarının tek bir bavula ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. Artık gitmeye hazırım. Vay be, trenin kalkmasına sadece yarım saat kalmış. Biletimi çıkartayım. Olamaz. Biletimi kaybettim. Sakin ol. Kedicikler, hadi her yerde babanın biletini arayalım. Yaşasın! Bileti buldum. Sağ olun ama artık çok geç. Treni kaçırdım bile. Anlaşılan iş gezisine çıkamayacağım. Bu olamaz. Bavulunu toplamak için çok uğraşmıştık ama. Bavulunu bu kadar erkenden toplamamız çok iyi olmuş. Çünkü tren yarına kadar bir yere gitmiyor hayatım. Ne? Görünüşe göre tarihleri karıştırmışsın. Ah, evet, karıştırmışım. Ne kadar da şaşkınım. Yani babam iş gezisine gidebilecek mi? Yaşasın! Miyav, 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 miyav. Baba yolculuğa çoktan hazır olduğundan acele etmesine gerek kalmadı ve böylece akşam kediciklerle bolca vakit geçirdi. İtfaiye istasyonu. Mutlu bir günde tatlı kediciklere büyük bir oyuncak itfaiye arabası hediyesi gelmişti ve itfaiyeci kaskları. Bak baba, itfaiye arabaları aynı senin her gün işte sürdüğün arabaya benziyor. Tarçın'ın babası itfaiyeci ve gerçek itfaiye arabası kullanıyor. Bu harika bir şey olmalı. Sireni çalan bir itfaiye arabası sürüyorsun, herkes sana yol veriyor, ne güzel. Evet, hem onların parlak kaskları da var. Üstelik itfaiyecilerin günleri bir sürü kahramanlık yaparak geçiyor. Eğer isterseniz bir gün hepinize itfaiye istasyonunu gezdirebilirim çocuklar. Harika! Miyav, 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 miyav. Sonunda itfaiye istasyonu gezisinin yapılacağı gün geldi. Merhaba. Merhaba. Vay, bu itfaiye arabası aynı bizimkine benziyor. Tabii bu kocaman. Bunu sürmek muhteşem olmalı. Doğrusunu söylemek gerekirse kurabiye, itfaiyecilik zor bir iştir ve çok çalışma gerektirir. Buradaki operatörümüz şehir haritasını izliyor. Günaydın. Hoş geldiniz çocuklar. Biri yardım çağrısında bulununca bu haritanın üzerinde ışık yanıyor ve bize yangının nerede olduğunu söylüyor. Aa, haritanın üstünde alarm olmaması çok kötü. Gidip bir yangını söndürmeyi çok isterdim. Yangın hiç iyi bir şey değildir. O yüzden bu ışıkların yanmaması daha iyi. Gerçek itfaiyeciler her an harekete geçmeye hazır olmalıdır. Bu yüzden her gün çok çalışırız. Beni izleyin. Öncelikle itfaiyecilerin bedenlerinin zinde olması gerekir çocuklar. İkinci olarak itfaiyecilerin çok hızlı giyinmesi önemlidir çünkü yangının hemen söndürülmesi gerekir. Kurabiye çok hızlı giyindi ama öbür ayakkabın nerede? Şeker bütün giysilerini giymiş ama fazla yavaş. Bu düşündüğümden daha zor bir şeymiş. Birlikte uyum içinde çalışmak önemlidir. Herkes kendi işini bildiği için kötü sürprizlerle karşılaşmayız. Artık itfaiyeciliğin sadece itfaiye arabası kullanmak ve parlak kasklar takmaktan ibaret olmadığını gördünüz sanırım. Bunun için çok ciddi bir eğitim almak gerekir. Ben itfaiyeci olmanın daha kolay olduğunu sanıyordum. Evet, hem çok çalışman gerekiyor hem de o korkutucu yangınları söndürüyorsun. Biz küçük kediler gerçek bir yangını asla söndüremezdik. Çok iyi bir fikrim var. Yangın alarmı! Ağaç evde yangın çıktı çocuklar. İyinin itfaiyeci kediler. Yardım edin. Oh! Yangın söndürüldü. Artık herkes güvende. Çok iyi bir iş çıkardınız kedicikler. Bir süredir çalıştığınız belli oluyor. Sizin için özel eğitimli itfaiyeci rozetleri getirdik. İleride harika itfaiyeci kediler olabilirsiniz. Yaşasın! Miyav, 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 miyav. Tatlı kedicikler itfaiye istasyonunda çok şey öğrendi. Ayrıca eğitimli itfaiyeciler oyununu oynarken de çok eğlendiler. Maceraya çıkmak. Tatlı kedicikler bir gün dedelerinin deniz fenerinde kalıyorlardı ve yapacak hiçbir şey bulamıyorlardı. Hey, ufukta mutsuz kedicikler görüyorum. Karadeniz'de gemileriniz mi battı bakayım? Yanımıza oyuncaklarımızı almayı unutmuşuz. Yanımda kitabım da yok dede. Şimdi de canımız sıkılıyor. O zaman sizlere muhteşem balon maceramı anlatma vaktim gelmiş demektir. Can sıkıntınız uçup gidecek. Yaşasın! Miyav, 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 miyav. Hadi gelin bakalım size şimdiye dek gezdiğim uzak ülkeleri ve oralarda neler gördüğümü anlatayım. Evet, öncelikle Güney Amerika'yı gezdim. Buradaki İzlanda'yı, sonra Afrika'yı, Çin, Endonezya, Botswana, Tunus, hatta en yukarıdaki Kuzey Kutbu'nu. Hiç ilginizi çekmedi mi? Hayır, evet. Üzgünüz dedi. Ama bu sadece uzun bir liste. Haritaya sopayla vurunca hiç eğlenceli olmuyor. Pekala. O zaman şuradaki fotoğraflı kitaplardan gördüklerimi anlatayım. Öncelikle bu Güney Amerika kitabındaki dünyanın en büyük şelalesini gördüm. Fotoğrafta o kadar da büyük görünmüyor dede. Sonra İzlanda'daki aktif volkanın üstünden geçtim. Lavlar ve duman öyle etkileyiciydi ki... Ben burada hiç lav görmüyorum. Görmezsin tabii. Çünkü bu fotoğraf çekildiğinde aktif değildi. Altı üstü ufak bir siyah beyaz fotoğraf bu. Heyecanlı şeyler anlatıyorsun ama hiç öyle görünmüyor. Evet. Ben kendi adıma böyle bir şeyi gerçek hayatta görmeyi çok isterdim. Benim çok iyi bir fikrim var. Asıl ihtiyacımız olan şey böyle bir yolculuğa gerçekten çıkmak. Kesinlikle. Ne zaman yola çıkıyoruz? Balonla gidelim. Bu harika olur. Bunu çok isterdim kedicikler. Ama deniz fenerine birilerinin sahip çıkması gerekiyor. Ama durun. Yine de balonla yolculuğa çıkabilirsiniz. Bunun için hayal gücünüzü kullanmanız yeterli. Hayal gücü mü? Dedeleri kediciklerin uçan balonunu hazırladı. Haydi bakalım. Sepete girin. Şimdi gözlerinizi kapatın. Ve kendinizi gökyüzünde uçan bir balonun içinde hayal edin. Oo, bu da ne böyle? Dost canlısı bir karga. Gak 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 gak. Şimdi de rüzgar hızlandı. Bu sanki fırtınada uçmak gibi. Şimdi hava biraz bozuyor. Yağmur yağmaya başladı. Bu yağmur fırtınası bizi durduramaz. Biz görevdeki cesur balon maceracılarıyız. Şimdi hayal gücünüzü çalıştırın ve gidin, gidin, gidin. Hayal gücün seni her yere götürür. Çok yüksekteki bir şelaleye bile. Volkan üzerinden görülecek çok şey var. Eğleniriz sonsuza kadar. Hayal et, hayal et, hayal sürer sonsuza dek. Ey heyecanlar ne büyüsek. Hayal et, hayal et. Bu harika bir balon macerasıydı dede. Evet, şimdi balonumuzu başka bir yere götürebilir miyiz? Tabii ki götürebilirsiniz ama şimdi öğle yemeği vakti. Bu sandviçler biraz sıkıcı değil mi? Evet sanırım öyle. O zaman hayal gücümüzü çalıştırabiliriz. Hadi bunların kozmik ay sandviçleri olduğunu hayal edelim. Bu harika! Miyav, 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 miyav! Tatlı kedicikler hayal güçlerinin onları her yere götürebileceğini keşfetti. Hatta aya kadar bile. Ağaç ev. Bir gün baba yavru kedilerle birlikte bir kuş evi yapıyordu. Evet, harika bir kuş evi oldu çocuklar. Şimdi gidip bunu asacak bir ağaç bulalım. Hadi bakalım tatlı kuş. Ben küçüklüğümde hep bir ağaç evde yaşamak istemiştim. Siz minikler ağaç evi ister misiniz? Her şeye yukarıdan bakan kendinize ait özel yerin olması harika olmaz mı çocuklar? Cik. Miyav. Vay canına, gerçek bir ağaç ev çok iyi olurdu. Dostlarımız bizi ziyarete gelirdi. Hep birlikte oyunları oynarız. Tamam o zaman. Bu durumda harika çocuklarım için bir ağaç ev yapmam iyi olacak. Pekala. Sizce ağaç ev nasıl görünmeli? Prenses şatosu gibi. Kuleli mesela. Hı-hı. Bir de kaydırağı olmalı. Hı-hı. Eve tırmanmak için de süper bir merdiven. Pekala çocuklar, size kaydırağı, kulesi ve tırmanmanız için süper bir merdiveni olan sağlam bir ağaç ev yapacağım. İşte böyle bir şey. Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Baba ve çocuklar o ağaç evi yapmak için gerekli olan tüm malzemeleri bir araya getirdi. Yardımınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Bundan sonrasını ben hallederim. Şimdi güvenli mesafe için geri çekilin. Çocuklar inşaat alanında bulunmamalı. Tüh, hay aksi. Olamaz. Ağaç ev inşa etmek babanın sandığı kadar kolay değildi. Ona yardım etmenin bir yolunu bulmalıyız. Ona çok büyük bir çift kanat yapalım. Böylece evi yaparken havada uçabilir, kuş gibi. Cik cik. İyi ama havada kalmak için sürekli kanat çırpmak zorundayken ağaca nasıl çivi çakacak? Doğru. Şimdi çekiç, kanat, 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 çekiç, kanat, çekiç. Üstelik çok yorulur. Çok yorgun. Düştüm. Peki o zaman evi önce burada yapsın, bittiği zaman ağacın üstüne yerleştirir. İyi de o kocaman evi nasıl taşıyacak? O süper kedi değil ki. Aklıma harika bir şey geldi. Gecenin babasından gelip babama yardım etmesini rica ederim. Biliyorsunuz o inşaat işçisi ve kendi vinci var. Gece ve babası memnuniyetle yardıma geldi. Miyav! Bir şeyin yukarı çıkması gerekiyorsa yukarı diye bağırırız. Yukarı! İndirilmesi gerektiği zaman da aşağı diye bağırırız. Anladınız mı? Aşağı! Yukarı! Aşağı! Böylece herkesin sıkı çalışması sayesinde ağaç ev tamamlandı. Bu harika! Miyav, 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 miyav! Ağaç eviniz harika olmuş. Cupcake, Duman ve Lekeli yeni ağaç ev için bir afiş yapmıştı. Çocuklar, en güzel yeni evi kutlama geleneği nedir biliyor musunuz? Hangi gelenekmiş o? Yeni bir ev, eğlenen mutlu çocuklarla dolu olmalı. Hadi girin oraya ve oynayın. Kendinize ait ağaç ev harika bir şeydir. Ama o evin gülen arkadaşlarla dolup taşması daha güzeldir. Korkunç kedicikler. Tatlı kediciklerin bu yılki korku gecesiydi. Oldukça heyecanlı olan kurabiye, şeker ve puding korkunç kıyafetler giyerek birbirlerini korkutuyorlardı. Ben bir canavarım. Bense küçük bir cadıyım. Ve ben de bir iskeletim. Harika! Miyav, 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 miyav. Korktunuz mu? Aman tanrım, o kadar korkunçsunuz ki korkudan ödüm patladı. Anneniz haklı, siz kedicikler çok korkunç görünüyorsunuz. Anlaşılan anne ve babamızı korkuttuk. Peki ama bizi kim korkutacak bakalım? Bizi kimse korkutamaz. Bunun için çok cesuruz. Birkaç arkadaşımızı da çağıralım. İçlerinden biri belki bizi korkutabilir. İlk korkunç arkadaşları Cupcake'ti. Hadi Cupcake, korkut bizi. Ben Cupcake değilim. Ben Örümcek Prenses Cupcake'im. Cupcake hiç de korkutucu değil. Her neyse ama en azından güzelim değil mi? Bir sonraki ürkütücü dostları ise arkadaşlarını korkutmayı çok seven Gece. Ben gecelerin yaratığıyım. Deneme yapıyordum. Korkunç bir vampirim. Nasıldı? Üzgünüm ama bu da işe yaramadı. Sanırım biz kedicikleri korkutmak imkansız. Korku geceniz nasıl gidiyor? Eğleniyor musunuz? Hayır, birazcık bile korkmadık. Demek hiç korkmadınız ha? Anlaşıldı. Biz biraz bahçeyle ilgileneceğiz. Biz yokken neden evi süslemiyorsunuz? Korkunç dekor kullanabilirsiniz. Korkunç bir dekorasyon tam ihtiyacımız olan şey. Heyecanlı kedicikler ve arkadaşları işe koyuldular. Kurabiye korkunç canavar suratları çizdi. Cupcake bir sürü kağıttan örümcek kesti. Ve hep birlikte peçetelerden hayaletler ve yarasalar yaptılar. 3'e kadar sayalım. Arkamızı dönüp ne kadar korkunç olduğuna bakalım. 1, 2, 3. Açıkçası çok hoş görünüyor. Evet ama korkunç olması gerekiyordu. Birbirimize korkunç hikayeler anlatsak nasıl olur? Vampir Gece'nin bildiği bir sürü korkunç hikaye var. Soğuk, karanlık ve rüzgarlı bir geceydi. Hayır, ben hala korkmadım. Nasıl korkunç olacağını biliyorum. Fena değil. Pekala. Soğuk, karanlık ve rüzgarlıydı. Tamam, ben korkmaya başladım. Ben korkmadım. Henüz korkunç bir şey yapmadı. Şeker, koridorun ışığını sen oradan nasıl kapattın? Ben yapmadım. Olamaz. Orada biri olmalı. Belki sadece rüzgardı. Gerçek bir hayalet olabilir mi? Ya da büyük ve siyah bir yarasa. Ne olursa olsun onunla nasıl başa çıkacağımı biliyorum. Kurabiye'nin parlak bir fikri vardı. Evet Kurabiye, çok cesursun. Çocuklar, orada 2 tane kocaman kedi kadar büyük yarasa vardı. Merhaba çocuklar. Biri dev yarasalar hakkında bir şey mi dedi? Sizi korkuttu mu? Sanırım haklıydın Kurabiye. Bu yarasalar gerçekten de kedi kadar büyükler. Kostümleriniz gerçekten harika görünüyor. Gerçekten yarasa olduğunuzu sandım. Vay canına. Dekorasyonlarınızın hepsi çok yaratıcı. Gerçekten de korkunç denebilecek kadar güzeller. Sürprize hazır mısınız? Şeker, tatlım, ışıklar. Acaba ne çıkacak? Bu harika! Miyav, 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 miyav. Babanın korku gecesi pastası korkunç derecede lezzetliydi. Kedicikler bu keyifli korku gecesini aileleri ve arkadaşlarıyla paylaşarak geçirdiler. Market gezisi. Anne ve baba alışveriş yaparken tatlı kedicikleri de yanlarına almışlardı. Çubuk makarna, muz ve taze balık. İkinci bir alışveriş arabasına ihtiyacımız olabilir. Daha ne kadar sürecek? Eve gidip oyun oynamak istiyorum. Ve ben de çok acıktım ya. Durun. Süt, ekmek ve çay almayı unutmuşuz. Aa! Şimdi hepsini toplamamız gerek. Siz bunları toplarken biz süt, ekmek ve çayı alabiliriz. İyi fikir. Böylece daha çabuk çıkabiliriz. Pekala. Sanırım size bu önemli yetişkin görevini verebiliriz. Evet. Babanızla birlikte sizi dışarıda bekliyoruz. Anne ödeme yapmaları için onlara cüzdanını veriyor. Harika! Miyav, 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 miyav. Kurabiye sen ekmeği al. Puding sen de süt al. Ben de çayı alacağım. Oo. Fakat ekmekler oyuncaklar kadar ilgi çekici değil. Ve şeker varken süt kimin umrunda? Şekere dönersek... Şeker ne kadar önemli bir görevi olduğunu hatırladı. Ama sanırım kurabiye bunu unutmuş olabilir. Ve puding de. Süt ve ekmek nerede? Annemizin cüzdanı elimizde. Her şeyi alabilecek kadar paramız var. Ekmek ve süt çok sıkıcı ama şeker harika. Puding ama sütümüz olmazsa ne içeceğiz? Bir bardak şeker mi? Kurabiye, eve ekmek almadan gidersek annemiz bize neyle sandviç yapacak? Otobüs oyuncağıyla mı? Pekala. Tatlı kedicikler ekmek almaya gitti ama bir sürü farklı çeşitli ekmekle karşılaştılar. Hadi bir tane alıp gidelim. Ama o bir tatlı kurabiye. Biz normal bir ekmek arıyoruz. Buna ne dersin? Bence kahverengi olması gerekiyor. Yani bu mu? Bunun şekli yuvarlak ama yediğimiz sandviçler hep kare şeklinde. Bakın bu hem kahverengi hem de kare şeklinde. Aa evet, geriye sadece süt kaldı. Görünüşe göre sütlerin de birçok çeşidi varmış. Çilekli. Bu olamaz. Çikolatalı enfes. Hayır bu da değil. Peki bu mu? O süt değil, ayran. Bu normal bir süte benziyor. Öyleyse almamız gereken bu. Lekeli'nin annesi markette kasiyer olarak çalışıyor. Kurabiye, şeker ve puding. Hepinize günaydın. Günaydın. Ne kadar da büyümüşsünüz. Kendi başınıza alışveriş yapıyorsunuz. Çok önemli bir yetişkin görevinin ortasındayız. Ah, o patenler harika görünüyor. Onlara buz pistinde giyebilirim. Çok havalı. Çocuklar bu patenleri almalıyız. Ama her şeyi alacak kadar paranız yok. Ya patenleri alacaksınız ya da bu yiyecekleri. O zaman bu patenleri alalım. Durun bir saniye. Bunu yaparsak akşam yemeğinde paten çorbası içeceğiz. Hazır mısınız bakalım? Afiyet olsun. Buz pateni çorbası kulağa hiç hoş gelmiyor. Eminim buz patenli sandviç daha kötüdür. Parayı yiyecekler için kullanacağız. Buraya bu yüzden geldik. Anne, baba merhaba. Her şeyi aldık. Aferin size çocuklar. Bu büyük yetişkin görevini başarıyla tamamladınız. Güzel bir sürprize hazır mısınız? Hepiniz için birer buz pisti bileti. Siz market alışverişini yaparken annenizle aldık. Buz pateni mi? Harika. Biz de bunu istiyorduk. Ama bizim buz patenimiz yok ki. Sorun değil. Oraya gittiğimizde paten kiralayabiliriz. Harika. Miyav, 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 miyav. Tatlı kedicikler önemli görevlerini başarıyla tamamladı. Ama ailece güzel bir zaman geçirmek tüm bunlardan daha önemli bir görevdi. Uzay macerası. Bir akşam o kadar çok kar yağıyordu ki kediler evde kalmak zorundaydı. Çok sıkıldım. Yapacak bir şey bulmalıyız. Peki ama anne, Hey bakın, karlar kayan yıldızlara benziyor. Hadi uzayda olduğumuzu hayal edelim. Harika. Dinleyin, bir uzay yolculuğu yapacağız. Harika. Yıldızlarla birlikte uçacağız. Harika. Miyav, 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 miyav. Ama uzayda yer çekimi yok, bu yüzden uçmamız gerekiyor. Harika bir fikir. Hadi uçalım. Çocuklar, uçmaya çalışmak çok zor. Yer çekimiyle mücadeleden yoruldum. Oh. Öyleyse uçmak için bir uzay gemisi yapmaya ne dersiniz? Kedicikler annelerinin yün kutusunu geminin dışı olarak kullandı. Buldukları kartonlardan da kanatlarını yaptılar. Ardından bir huni, çırpıcı ve çörek topladılar. Ve bunları kutuya yapıştırdılar. Sonunda uzay gemileri uçmaya hazırdı. Uzay kaptanınız konuşuyor. Kalkışa hazır olun. Uzay gemisi yardımcı pilotu kalkışa hazır efendim. Uzay gemisi tamircisi motorları çalıştırıyor efendim. Uçuyoruz. Tam karşınızda koruklu yıldız fırtınası var. Uzay canavarları. Anne, baba. Uzay canavarları olduğunuzu sanmıştık. Siz tatlı kedicikler ne yapıyorsunuz bakalım? Sadece büyük bir uzay gezisindeyiz. Daha çok büyük bir dağınıklığa benziyor. Bunları toplasanız iyi edersiniz. Neredeyse uyku vaktiniz geldi. Peki havalı uzay gemimiz ne olacak? Bu gemiye çok emek harcadık. Evet. Dinleyin lütfen. Görev kontrolden astro kediciklere. Elimde sadece en iyi kediciklerin halledebileceği bir görev var. Bu uzay çöplerinin hemen temizlenmesi gerekiyor. Yoksa kedi kolonisine çarpabilirler. Anlaşıldı mı? Tamam. Anlaşıldı, tamam. Astro kedicikler görevi kabul ediyor. Bütün bu kuyruklu yıldızları ne yapacağız? Onları dolap gezegenine göndermeliyiz. Mutfak asteroidi sahası. Hadi hepsini kendi çekmecelerine yerleştirelim. Yörüngelerine. Şu kağıttan meteorlara bakın. Olamaz, her yere dağılmışlar. Hadi onları uzay kütüphanesine götürelim. Vay, nasıl yettiklerine baksana. Ve tüm bu uzay çöplerinin çöp poşeti kara deliğine atılması gerekiyor. Vay, ne çok uzay çöpü varmış. Ne yapacağımızı biliyorum. Onları dışarıda bir uzay yürüyüşüne çıkarmalıyız. Uzayda hava çok soğuk. Uzay giysilerine ihtiyacınız olacak. Kolonisini uzay çöplerinden kurtardık. Şuraya bak, komik uzay canavarları gelmiş. Hayır, biz geldik babacığım. Sonunda görevimizi tamamladık. Bu harika. Şimdi üçünüz de yatağa gidiyorsunuz. Ben de gelip size uzayla ilgili bir masal anlatacağım. Ve 3 astro kediciğin hikayesi. Harika! Miyav, 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 miyav. Anne ve babaları kediciklerin odasında özel bir yıldızlı gökyüzü oluşturdu. Ve ardından kedicikler babalarının astro kedicik masallarını dinledi ve rüyalarında da uzaya gitmek üzere uykuya daldılar. Noel babayla kar perisi. Bir kış sabahı tatlı kedicikler pencereden eriyen karı seyrediyordu. Kar neredeyse eridi ve tatili yaklaşıyor. İyi ama kar olmazsa Noel Baba yine de gelir mi? Eminim kar perisi daha çok kar yağdırır. Noel Baba ile kar perisi tatil hazırlıkları için çok çalışırlar. O zaman onları evimize davet edelim. Böylelikle iyice dinlenir, daha fazla kar ve hediye hazırlarlar. Yaşasın. Noel Baba ile kar perisini eve davet edeceğiz. Aa, bu çok güzel bir fikir canlarım. Babanızla ben onları ağırlamaktan mutluluk duyarız. Evet, aynen. Dur, hatta ben onları hemen arayayım. Miyav. Miyav. Noel Baba'nın mağarası. Üzgünüz, şu anda herkes hediye ve kar yapımıyla meşgul. Lütfen daha sonra tekrar arayınız. Hepinize iyi tatiller. Telesekreter çıktım. Şu anda gerçekten meşgul görünüyor. Konuştun mu baba? Noel babayla kar perisi geliyor mu? Evet, ikisi de geliyor. Hem de bu gece. Yaşasın! Miyav, 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 miyav. Madem onlarla iletişim kuramadık, o zaman biz Noel Baba'yla kar perisi oluruz. Bu çok iyi bir fikir hayatım. Bunun için kostüme ihtiyacımız var. Ama mağazada neredeyse hiç kostüm kalmamıştı. Bu bana biraz küçük gelebilir diye endişe ediyorum. Bu da sanki benim için biraz fazla büyük gibi. Bu bir sorun olabilir. Tatlı kedicikler Noel Baba'yla kar perisini karşılayacakları için çok heyecanlıydılar. Yaşasın! Miyav küçük kedicikler. Kar perisi gerçek hayatta çok daha büyükmüş. Bayram ziyafetlerini çok sevdiğimi itiraf etmeliyim. Ama babamız da çok sever. Tıpkı babamız gibi gülüyorsun. Bizim geldiğimiz Kuzey Kutbu'nda herkes böyle güler ama. Güzel bir bardak çaya ne dersiniz? Lütfen dikkatli olun, sıcaktır. Noel Baba'nın sesi aynı anneminki gibi çıkmadı mı? Çünkü Noel Baba soğuk içecekleri sever, sıcak değil. Sıcak içecekler sesini inceltiyor da. Hadi hep birlikte kar çağırma dansı yapalım. Ne dersiniz? Kar dansı, evet. O zaman kar yeniden yağar. Bizi tanımamış görünüyorlar hayatım. Bu sakalla çok iyi görünüyorsun. Acaba uzatsan mı? Baksana Noel Baba, ne kadar enerjik dans ediyorsun sen öyle. Yeterince dinlenmiş gibi görünüyorsun. Bu dışarıda yeniden daha fazla kar yağdıracağın anlamına mı geliyor? Kar yağdırmak mı? Çekil ayağımın altından sakal. Hey, bu gerçekten babamızmış. Evet, bu da gerçekten annemizmiş. Başından beri siz olduğunuzu biliyordum. Neden Noel Baba ile kar perisi gibi giyindiniz? Gerçek Noel Baba ve kar perisi çok meşgul oldukları için gelemeyeceklerdi. Bence siz şimdiye dek gördüğüm en harika Noel Baba ve kar perisisiniz. Şuna bakın, kar yağmaya başladı. Bence Noel Baba ile kar perisi bu yüzden bu akşam bu kadar meşguller değil. Herkes için taze kar hazırlıyorlardı. Bu harika! Miyav, 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 miyav! Kedicikler, bu arada Noel annenin ve kar perisi babanın burada sizin için bir hediyesi olabilir. Anneleriyle babaları tatlı kediciklere küçük hediyeler getirmişlerdi. Bu sırada dışarıda yağan kar tatlı kedicikler için bir harikalar diyarı meydana getiriyordu. Hasat. Anne ve baba tatlı kedicikleri şehir dışında yaşayan anneanneyi ziyarete götürdü. Anneanne, miyav! Hoş geldiniz benim tatlı yavrularım. Bütün gün bizimle oynayacaksın, geçen seferki gibi değil mi? Hoşça kalın çocuklar. Güle güle. Oyun. Tabii ki birazdan oyun da oynayacağız. Ama önce bir süre bahçemdeki ekinlerle ilgilenmem gerekiyor çocuklar. Ektiğim şeylere baksanıza. Elma, havuç, çilek, çiçek. Hepsi benden bakım ve ilgi bekliyor. Aklıma harika bir fikir geldi. Bahçe işinde anneanneme yardım edelim. Böylece hem iş çabuk biter hem de bizimle oynamak için daha çok zamanı olur. Çok güzel. Miyav, 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 miyav. Şu durumda eğlenen varsa patisini kaldırsın. Neşelenin çocuklar. Bu iş bittikten sonra bahçedeki yabani otları ayıklayıp çiçekleri sulayacağız. O kadar iş yaparsak oyuna zamanımız kalmaz. Bence birkaç şeyi atlayalım. Örneğin burayı kazma işini bırakabiliriz. Ama toprağın kazılması çok önemlidir. Patatesler ancak gevşek toprağa ekilir. Başka türlü onları yetiştiremeyiz. Toprağı güzelce kazıp havalandırmazsan patateslerin betona gömülmüş gibi olur. Ki böyle bir şey yapmak imkansızdır. O zaman yabani otları yolma işini atlayalım, ne dersin? Ama yabani otlar çiçek tarlasını sarıp tüm görünümü bozar. Bir an için annenizin saçını kesmekten vazgeçtiğini düşünün. Göz açıp kapayana kadar saçları uzayıp her yerini kaplar. Tatlı mı? Olamaz. Peki o zaman bahçeyi sulama işini atlasak nasıl olsa yağmur yağınca sulanır. İyi ama bitkiler de bizim gibi her gün suya ihtiyaç duyar tatlı yavrum. Düşünsene, baban her gün duş yapmak yerine yağmur yağmasını bekleseydi ne olurdu ha? Yaşasın. Yaşasın temizlik. Vay canına, anlaşılan bitkiler yaşayabilmek için bize güveniyor ha? Bitkilerle ilgilenmek zorundayız. Yapılması gereken şey bu. Ben şimdi çiçek yatağına gidip oradaki tüm yabani otları yolacağım. Ben pudingle birlikte toprak kazacağım. Ve şimdi kedi yapımı yağmur zamanı. Güzel bir içecek ister miydiniz Bay Elma Ağacı? Bakın havuçlar duş yapıyor. Şimdi yapraklarınız tertemiz oldu çilek kardeşler. Bu bütün tomurcukların çiçek açmasını sağlayacak. Tatlı kedicikler bahçe işine öyle bir daldılar ki oyun zamanını bile unuttular. Bir süre. Bana çok yardımcı oldunuz. Artık bahçe işi bittiğine göre oyun oynayabilir miyiz? Evet tabii. Neden hasat oyunu oynamıyoruz? Eğlenceli bir oyun mu bu yani? Hem çok eğlenceli hem de çok işe yarayan bir oyun. Anneanne de çocuklar da bahçe ürünlerini toplayıp onları soğuk ve temiz suyla yıkarken çok eğlendi. Şimdi topladığımız tüm ürünlerin tadına bakma zamanı. Harika geliyor. Evet, oyuna biraz ara verebiliriz. Çileği çok seviyorum. Emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. Teşekkür ederim. Siz dünyanın en iyi torunlarısınız. Harika. Miyav 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 miyav. Vay canına. Bu kadar yorulduğunuza göre herhalde bütün gün çok oyun oynadınız. Evet. Bu gece uyku öncesi masala ihtiyacınız olacağını sanmıyorum. Çocukları hep getirin. Kendiniz de kalabilirsiniz. Sizinle oynamak için can attığım birkaç oyun var. Evet. Bana öğrettiğin ambarı boya oyunu gibi değil mi? Öteki neydi? Şömineyi odun kesme. Aklıma harika bir yeni oyun fikri geldi. Bakalım ilk önce kim uyuyacak? Ben kazandım. Tatlı kedicikler nefis bahçe ürünleri toplayıp harika bir gün geçirmiş oldu.